Antalyaspor'la oynayacak. Beşiktaş'ta kalede Ersin var. Evet, onu soracaktım ben de sana. Aynen. Yarın Ersin oynayacak. 19 yaşında ilk defa A takımda maça çıkıyor Ersin. Daha önce bu sene U19 Elit Ligi'nde 18 maça çıktı. Altyapıdan gelen bir kaleci. Tecrübesi yok ama şimdi Karius sonrası önümüzdeki sene de bir ikinci kaleci, eğer yeni bir transfer yapılırsa bir ikinci kaleci arayışı vardı. Utku çünkü galiba olmadı. Dördüncü sezonu Beşiktaş'ta. Eline geldi, şansları değerlendiremedi demek haksızlık olur. 9 maçta falan oynadı A takımda. O 9 maçta da ne yapacaktı yani? 20-21 yaşında bir kaleci. Evet yani bir taraftan da ne yapacaktı derken bir şey yapması gerekiyordu. Yapanlar yapıyor. Oblak yaktı, Uğurcan yaptı. Donnarumma yaptı. Casillas zamanında 17-18 yaşında Real Madrid kalesini aldı yani. Evet. Bir şekilde şans, bir şekilde o hayatın ivmesi sizle beraber olmak da durumunda galiba. Çıkıp oynadığı maçlarda hiç gol yemeyecekti. Belki maç çevirecekti. Onlar olmayınca Utku biraz geri plana düştü ve Sergin Hoca Ersin'e şans verecek. Yarın Ersin 11'de başlıyor. 19 yaşında tekrar söyleyelim. İlk defa A takımdan maça çıkacak. Diğer genç oyuncu Beşiktaş adına Rıdvan. Sol bekte. Evet, yarın Rıdvan oynayacak. Beşiktaş Rıdvan'la başlıyor. Ve Caner'in sözleşmesiyle ilgili sezon sonu bitiyor olma durumu, yönetimin Caner ve teknik heyetin, yönetim değil ama teknik heyetin Caner'e çok sıcak olmadığını biliyorum. Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılabilir sezon sonu. Gökhan Gönül aynı durumda değiller. Çok fazla Sergen Yalçın Caner'i önümüzdeki sene planlamasına dahil etmiş değil. Ama tabii bu durum 8 haftaki performans işi başka yere götürür. Caner vazgeçilmez bir oyuncu haline gelebilir. Yönetimle ilgili mali konularda bir uzlaşma sağlanıp kadroda kalabilir ama bugün itibariyle söylüyorum. 12 Haziran itibariyle çok da planlama dahilinde olan bir oyuncu değil. Gökhan Gönül planlama dahilinde ama bir teklif yapacaklar Gökhan'a. Dur transfere sonra gelelim, hemen kadroyu hızlıca sayayım. Luis ve Vida stoperler. Sağ bek Gökhan, orta saha Elneni. Sol bek Rıdvan demiştik zaten. Sol bek Rıdvan, o da genç bir oyuncu. Bu sene bir iki maç oynadı ama bakalım. Göztepe maçında oynamıştı. Neler gösterecek? Orada biraz hareketliliği vardı. Orta saha Elneni, Atiba, Burak Cezalı oynamayacak. Forvet'te Güven var. Bu da bilgi olarak bu saat itibariyle aktaralım. Yarın Beşiktaş Güven forvetiyle başlayacak. Elneni, Atiba orta saha. Merkezde 10 numarada Boateng var. Sağda Lens, solda Boyd. Beşiktaş'ın yerine 11'i bu. Boateng'i demişken ben Adem Leic geldi tabii aklıma. Adem Leic'in durumu nedir? Yani Adem orada Leic'in durumu şöyle aynı. Bir şey denenemez mi? Yani Boateng'i forvete atıp Adem Leic'i o 10 numara pozisyonunda orada serbest pozisyonda oynatıp bu şekilde bir kadro olamaz mı? Aldığım bilgiler ya için hayata, futbola ve bakışı ve şu andaki durumuyla o denenemez. Leic bu sene çok iyi değildi. Attığı bir son gol var, evet. O orada maç çevirdi. Maçı hatırlamıyorum şu anda. 3 ay geriden kaldık. Galatasaray maçından önceydi. Ama o bir odaklanmayı odaklamıyor. O harekete geçtim. O oldu, bitti artık. O taraftar Beşiktaş camiası, Beşiktaşlar değerlendirsin. Ama performansı bu 3 aylık süre sonrası geldiğinde de takıma çok ayak uydurur durumda değil. O yüzden Yayıç yedek yarın. Hoca orayı Elneni, Atiba, önde Boateng'le üçlü bir orta sahayla yapacak. Boateng daha motive, daha oynuyor. Elneni, Atiba zaten Elneni, Atiba standartları belli. Çok fazla sakatlıkları olmadığı sürece, oyundan düşmedikleri sürece ne alabileceğiniz bildiğiniz oyuncular. Kanatlarda Diaby var, o yedek. Boyd ve Lens de başlayacak büyük ihtimalle. Aldığımız bilgiler o yönde. Enkudu'nun bir problemi vardı. Enkudu dün takımla çalıştı. Sanırım yedek kulübesinde oynar. Yedek kulübesinde bekler. O da oyuna girecek ama sakatlıksız çıkıyor Beşiktaş yarın karşılaşmaya. Durum bu. Transferde Gökhan'la Caner şimdi 1.750.000 euro yıllık ücreti var bu iki oyuncunun. Ve Beşiktaş'ın kazandığı her maçtaki puan başına da 4.000 euro alıyorlar. Bu da eşittir 12.000 euro her 3 puanda. Yani ortalama yıllık ücretleri hani bunu 2 milyon euroyu buluyor. 2 milyon euroyu buluyor. Bu maç başı hesaplarını, yıllık puan ortalamaları ve orada 3'te çarptık diyelim. 2 milyon euroluk bir sağ bek ve sol bek bütçesini toplam 4 milyon euro Beşiktaş artık karşılamayacak. Çünkü bu sene 50 küsür milyon euroda olan ücreti 30 hatta 20 milyon euro seviyelerine çekme niyetindeler. Kendilerine rakamlar teklif edildi. Ücretler teklif edildi. Şu anda onlar beklemede. Gökhan'ın özellikle hala piyasası var. Caner aynı şekilde değil. Gökhan bir takıma gidip bir iki yıl daha oynayabilir. Hem toparlayıcı hem tecrübesiyle hem bir tırnak içinde söyleyelim. Yani oluyor yani, yapacak bir şey yok. Türkiye'de böyle bir gelenek var. Bir abi rolü gerekiyor yani. Hani
çok derin bir tartışma. Hani gerek olmalı mı olmamalı mı onu belki sonra konuşuruz uzun uzun da. Hani bu konuyla uzun uzun konuşmaya gerek var mı bu arada? Neyse o da tartışılır. Bir o yüzden piyasası olan bir oyuncu. Caner aynı pozisyonda değil. Caner'in hem bugüne kadar ortaya koyduğu futbol yapısı hem saha içindeki hali tavrı böyle bir rolü kendisine verilecek duruma getirmiyor. O yüzden de Caner değil ama Gökhan'ın kadroda kalması için uğraşılabilir. Eğer olmazsa Fenerbahçe Gökhan için bahsettiğim teklifi yapabilir. Caner Galatasaray'da veya başka bir kulübe gidebilir. Yurt dışı çok teklifi yok şu anda iki oyuncuya ama Türkiye için de yine bir iki yıl daha futbol oynayabilirler. Beşiktaş olmazsa eğer. Atiba ile bir yıl daha uzatacak Beşiktaş. Öyle bir planlamaları var. Kadroda kalabilir Atiba. Evet. En azından bir 15-20 maçlık plan yaparsınız kendisine önümüzdeki sene. Yıllık ücreti de çok yüksek bir oyuncu değil. Bu sene 875 bin euro artı 300 binler derken 1.1'e geldi yıllık ücreti. Onu da belki 400-500 bin euro üzerinden bir sözleşme. Yine oynayacağı maçlar başında bir 100 maç, 10 maç oynarsa 200 bin euro gibi böyle bir sözleşme yapılabilir. Onu da bakarlar artık. Atiba olacak galiba. Diye bir sözleşme imzalanmayacak. Kiralıklı zaten. Gidiyor. Lens, affedersiniz. Karius gitti. Büyük ihtimalle Elneni de gidecek. Elneni'nin çünkü maaşını alamamasıyla ilgili problemi var. Evet bu her takım için böyle Türkiye'de bu ara ama Beşiktaş'ta bu bir yıldır çok hatta iki yıldır çok uzun bir konu haline geldi. Elneni de bunlardan müsterip gidiyordu neredeyse. Geçtiğimiz hafta alacaklarının kalan maaşının değil alacaklarının %30 civarında kendisine ödeme yapılması sonucu son 8 maç kalmaya karar verdi. Yoksa o da Karius gibi sözleşmesini tek taraflı feshedip FIFA üzerinden gidecekti ama kaldı 8 maç ama ondan sonra seneye çok zor. Bu şartlar, bu ödeme planları, bu koşullar Elneni'yi biraz zorlar. Henüz 27 yaşında Arsenal'den geldi. Piyasası olan bir oyuncu. Birçok takımda oynayabilir bu futbol yapısıyla. Tabii ben onun çok öncesinden zaten açıklamalarını hatırlıyorum. O kendi ülkesinin basında yaptığında zaten kafasında Arsenal'a dönmek gibi orada tekrar futbola dönmek gibi planı öyledir var. Öyledir tabii. Şimdi yani Arsenal'in havasını tabii. Suyunu gören, yani Premier Lig tabii Premier Lig'in atmosferini hisseden bir oyuncu. Hem oradaki ödeme kolaylığı, hem planlama, hem organizasyonun iyiliğini çok kolay. Bir de üstüne gelip Türkiye'de bu tecrübe yaşadıktan sonra kolay kolay terk etmek istemez. Orta saha demişken Dorukhan'ın son durumu neydi? İyileşti. Oynar ama oynamaz. Şöyle iyileşti. Amil takıma gidebilmek için biraz zorluyordu Dorukhan. Süresi kısaltmıştı iyileşme sürecini. Şimdi onu biraz uzattı doğal olarak. Risk Avrupa Şampiyonası'nda evet. Risk edilmeyecek değil. Sadece bir iki maç oynamayabilir ama son 4 haftada yavaş yavaş kadroya girebilir ama %100 hazır değil. Biraz daha o tedavi sürecini uzattı. Kendi sağlığı açısından iyi galiba. Daha uzun bir tedavi süreciyle daha sağlam dönebilir tekrarlanmaması için sakatlığı.